ey Müslümanlar! Biliniz ki devletimiz İslamiyet'in adı ve canı olan Moskov, İngiliz ve Fransız hükümetleriyle muharip bulunuyor. Emir-ül-Mü'minin Hazretleri sizi cihada davet ediyor. Cihad-ı Ekber. Osmanlı Devleti için sonun başlangıcı. 14 Kasım 1914 tarihinde İstanbul Fatih Camii avlusunda Fetva Emini Ali Haydar Efendi tarafından halka okunan bu cihat çağrısı Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girdiğini resmen ilan ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu bir zamanlar Arap Yarımadası'ndan Viyana kapılarına kadar uzanırdı. Ama felakette sonuçlanan bir dizi savaşın ardından topraklarının 1/3'ünü kaybetti. Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa'nın hasta adamıydı, iflas etmişti ve çöküşün eşiğindeydi. İkinci Meşrutiyet'te Osmanlı Devleti'nde siyasi, idari ve sosyal hayat baştan sona değişmişti. Başta kadınlara birçok hak tanınması ve uygulanan modernleşme programı, ülkedeki siyasi durumunda etkisiyle sancılı geçiyordu. Ayrıca iktidarda bulunan İttihat ve Terakki Fırkası'nın devlet içerisinde kadrolaşmasıyla siyasi çalkantılar yaşanıyor, İstanbul'da isyanlar çıkıyordu. Meşrutiyetin ilanından bir yıl sonra, 1909 yılında 33 yıldır devleti yönetmekte olan Sultan II. Abdülhamit 31 Mart vakasından sonra İttihat ve Terakki üyeleri tarafından tahttan indirilmiş, Destur! Yerine İttihatçılar tarafından kukla hükümdar olarak Mehmet Reşat geçirilmiştir. Bu isyanların başını İttihat ve Terakki tarafından ordudan uzaklaştırılan alaylı askerler çekmiştir. 1912 yılında Balkanlarda başlayan karışıklıklar nedeniyle İttihat ve Terakki yanlısı hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı. Seçimlerin yenilenmesiyle açıkça İttihatçı karşıtı olan Kamil Paşa hükümeti kuruldu. 23 Ocak 1913 günü Enver Bey ve Talat Bey'in başını çektiği bir grup İttihat ve Terakki üyesi tarafından hükümet binası Bağbali'yi basarak darbe gerçekleştirmişlerdir. Bu baskın sırasında Harbiye Nazırı Nazım Paşa, İttihat Terakki Fedaisi Yakup Cemil tarafından öldürülmüş, Sadrazam Kamil Paşa'ya zorla istifası imzalattırılmıştır. Darbe sonrasında Mahmut Şevket Paşa hükümeti kurulmuş ve İttihat ve Terakki Partisi yönetime hakim hale gelmiştir. Darbenin lideri Enver Bey ise öldürülen Nazım Paşa'nın yerine Harbiye Nazırı oldu. O arada Sultan Mehmet Reşat'ın yeğeni Emine Naciye Sultan ile Baltalimanı'ndaki damat Ferit Paşa konağında yapılan düğünle evlendi. Saraya damat olmasıyla birden yükselen Enver Bey kısa süre içerisinde Enver Paşa haline gelecekti. Bu darbeden sonra İttihat ve Terakki Partisi devlette yegane güç, uyguladığı baskıcı politikalar nedeniyle siyasi olarak rakipsiz hale gelmişti. Fırka içerisinde de Enver Paşa mutlak gücü eline alarak tek adam konumuna gelmiştir. Almanya'da askeri ateşelik görevinde bulunduğu sırada Alman sistemine hayran kalan Harbiye Nazırı Enver Paşa, 2 Ağustos 1914'te Rusya'ya karşı gizli bir Türk-Alman ittifakı anlaşması imzalanmasında önemli rol oynadı. 10 Ağustos'ta Boğazlardan girmesine izin verilen iki Alman kruvazörünün 29 Ekim'de Rus çarlığı liman ve gemilerine saldırması için gerekli onayı verdi. Türk ordusu ilk defa bu dönemde yabancı komutanlar tarafından yönetilmiştir.
İngiliz filosundan kaçan iki Alman savaş gemisi Goben ve Breslau Çanakkale'ye sığınmıştı. Bu durum Osmanlı Devleti'nin savaştaki tarafsız konumunu tehlikeye sokuyordu. Ancak Osmanlı yöneticileri İtilaf Devletleri'nin uyguladığı baskıyı reddederek parası ödenen ancak İngiltere'nin vermediği iki savaş gemisi yerine bu gemileri satın aldıklarını duyurmuştur. Geminin Alman personeline fes giydirilip, komuta da yine Almanlara verilmiştir. 27 Ekim 1914 günü feslerini çıkaran Alman gemiciler denize yakın konumda bulunan Rus Büyükelçiliğinin önüne demirlemiş, yaklaşık 2 saat bando eşliğinde Rus Büyükelçisine Alman askeri marşlarını söyleyerek yanındaki küçük bir filoyla Karadeniz'e açılmıştır. Karadeniz'deki Rus limanları Odessa, Sivastopol, Novorossiysk ve Kef'e bombalanmıştır. Bu olaydan sonra Rusya, İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'ne savaş açmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda imparatorluklar çağı sona ermiştir. Yüzyıllardır Avrupa'yı yöneten Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dağılacak hanedanı sürgün edilecektir. 2022 yılında bile Habsburg hanedanlık üyelerinin ülkeye girmesi yasaktır. Rus İmparatoru II. Nikolay ise, ailesiyle birlikte feci şekilde katledilecektir. Osmanlı hanedanı da bir süre Avrupa'da ikamet etmek zorunda kalmıştır.